Bizden 9601'den 8023'ü çıkarmamız istenmiş. Çıkarma işlemine başlar başlamaz daha birler basamağında bir sorunla karşılaştık. Aşağıdaki 3, yukarıdaki 1'den büyük bir rakam. Onlar basamağında da aynı sorun var, 2, 0'dan daha büyük. O halde yeniden gruplandırma yani yan basamaktan ödünç alma yöntemini sistemini kullanmalıyız verebilecek değeri olan bir basamağa gitmek mantıklı. Onlar basamağımız zaten sıfır olduğundan oradan bir şey alamayacağımız belli. O halde ne yapacağız? Yüzler basamağına gideceğiz. Yüzler basamağı hem onlar basamağına hem de birler basamağına değer verebilecek kadar büyük. Bu 6600 demek. O zaman 600'den bir yüzlük alalım, geride de 5 yani 500 kalsın. Aldığımız yüzlüğü de onlar basamağına verelim. Pekala, eğer onlar basamağına bir yüzlük koyarsak bunu nasıl yazacağız? Elimizde 0 adet 10 vardı. Şimdi ise 100, yani 10 adet 10 var. Onlar basamağında 100 yazmak için, onlar basamağına 100 yazmak için 10 yazmamız kafi. 0 yerine 10 yazıyoruz. İçinizden şimdi neler oluyor, ne yapıyorsunuz diyorsunuz tahminen. Ama unutmayın, yüzler basamağından bir yüzlük ödünç aldık. Bu yüzden burası 5, yani 500 oldu. Peki yanındaki basamağı neden 100 değil de 10 yazıyoruz? Unutmayın bu 10 adet 10 anlamına geliyor. Yani 100. Bu hala 100 demek. Sayının değerini değiştirmedik. Sayımız eskiden 9000 artı 600 artı 1 de Şimdi ise 9000 artı 500 artı 100 artı 1 oldu. İki işlem aynı sonucu verir. Ama işimiz henüz bitmedi. Çıkarma işlemine başlamıyoruz çünkü birler basamağındaki sorun devam ediyor. İşlemi yapacak bir değeri yok. Ama neyse ki bu sefer onlar basamağına bir değer ekledik. Evet, o halde şimdi onlar basamağından bir onluk alalım. 10 on adet 10'dan bir tane 10 aldığımızda geriye 9 adet 10 kalacak. Bir başka deyişle 90 kalacak. Aldığımız onu da birler basamağına vereceğiz. Ödünç verdik. Yapalım. Onu birler basamağına ekliyoruz. 11 oluyor. Ve şimdi çıkarma işlemine hazırız. O zaman başlayalım. 11 eksi 3 eşittir 8. 9 eksi 2 yani 90 eksi 20. Bu da eşittir 70. Bu 70'e onlar basamağında 7 yazarak ifade edeceğiz, temsil edeceğiz. Evet, 5 eksi 0, yani 500 eksi 0 eşittir 500. Bu da yüzler basamağına yazılan bir 5 ile temsil ediliyor. Ve 9000 eksi 8000 ve bu da eşittir 1000. İşte bu kadar. Şimdi işleri daha da basitleştirmek için aynı işlemi sayıları açıp, sayıları açarak yapacağım. İlk sayımız 9000 artı 600 artı 0 artı 1. İkinci sayı ise 8000 artı 0 artı 20 artı 3. Bu toplam ilk sayıdan çıkarılacak. Yazdığım şey temelde aynı ama şimdi yeniden gruplandırmayı yani Diğer deyişle ödünç alma yöntemini daha anlaşılır, daha net bir şekilde göreceksiniz. 1'den 3'ü ya da 0'dan 20'yi çıkaramıyoruz. Ama 600 gibi büyük bir sayımız var. Oradan bir yüzlük alıyoruz, geriye 500 kalıyor. Aldığımız yüzlüğü onlar basamağına veriyoruz. Buradaki 0, 100 oluyor. Dikkat edin sayıların değeri değişmedi. 9000 artı 600 artı 0 artı 1 ile 9000 artı 500 artı 100 artı 1 aynı şey. Sadece değerleri farklı yerlere koyduk. Buraya 100 yazdık ama onlar basamağında 100 yazmak için sadece 10 yazmamız yeterli. Ve yeniden gruplandırmamız henüz bitmedi çünkü birler basamağına da değer vermek istiyoruz. Onlar basamağından bir adet onluk alıyoruz. Geriye 90 kalıyor. Aldığımız onu birler basamağına koyduğumuzda da 10 artı 1, 11 oluyor. Yan tarafta yaptığım yeniden gruplandırmanın tamamen aynısını yaptım ama bu sefer biraz daha anlaşılır şekilde gösterdim. Bu 500'ü yüzler basamağındaki bir 5 ile göstermiştik. Buradaki 90 da onlar basamağındaki bir 9 ile. Artık çıkarma işlemine hazırız. 11 eksi 3 eşittir 8, 90 eksi 20 eşittir 70, 500 eksi 0 eşittir 500, 9000 eksi 8000 eşittir 1000. Sonuç aynı çünkü 1000 artı 500 artı 70 artı 8, 1578 eşittir. Bu kadar.